Babam bizi evde bekliyordur. Bekler bekler gelir. O gelinceye kadar şuradan şuraya adım atma. Ah, babam geliyor işte. Hoş geldin Halil. Hoş bulduk. Biliyor musunuz burada ne var? Tabii nereden bileceksiniz? Para var. Burada çok para var. Sabriye çok zengin olduk. Bu kağıt hayatımızı değiştirecek artık. Canım kızım. Gel. Al. Artık her istediğin olacak. Hadi gel. Sarıl baba. Hadi. Hadi sarıl zengin babana. Hadi kızım. Hadi. Hayatımız değişecek ha. Tabii. Yürü babana gel bunu al. Hadi Semiha. Hadi koş. Hadi al. Al canım. Semiha. Semiha. Semiha ne Semiha. Oldu? Semiha. Semiha yavrum ne oldu? Semiha. Ayağı takıldı herhalde artık. Semiha. Koş şimdi. Semiha. Kalk kızım hadi. Gel. Gel. Hadi. Ayaklarımı hissetmiyorum. Yürüyemiyorum Semiha. Baba. Semiha. Yürüyeceksin. Yürüyemiyorum. Yürüyeceksin Semiha. Yürüyemiyorum. Yapma. Yürüyeceksin Semiha. Yürüyemiyorum. Yürüyeceksin Semiha. Semiha. Yürüyeceksin. 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 Ulan kahpe felek. Gene yaptın numaranı be. Ulan olacak şey mi şimdi bu be? Of. Ön kızım. Tamam. Bacaklarım hiçbir şey hissetmiyor demiştin değil mi kızım? Evet, üstüne bastığımı anlamıyorum doktor bey. Ayakların tutmuyor işte. Peki kızım üzme kendini. İyileşeceksin. Bir de yarın seni ameliyat eden doktorun baksın. Hastayı odasına alır mısınız? Olur doktor bey. Lütfen, burada kalmak istemiyorum. Evime gitmek istiyorum. Olmaz kızım. Kızıma ne oldu doktor? Neyi var Semiha'nın? Neden yürüyemiyor? Susun be, sus! Sus ulan! Her kafadan bir ses çıkıyor, hastaneye beni delirtmeyin be. Doktorun desenize. Nesi var doktor? Gördüğüm kadarıyla kızınızın hiçbir şeyi yok. Ancak kendi doktorunun da muayene etmesi gerekiyor. O zaman kızımın doktoru nerede? Yarın sabah gelir. Kesin teşhisi o kadar. Bana bak doktor. Sakın beni oyalama. Kızım sakat mı kaldı sen onu söyle bana. Sakat kalma ihtimali yok gibi ama psikolojik bir sorun yüzünden yürüyemeyebilir. Bırak lan bu palavraları. Halil ne yapıyorsun? Sen karışma. Babasınız. Sizi anlıyorum. Ameliyatta hiçbir hata yok. Kızınız iyi olacak. Ulan. Baba. Baba beni eve göndermiyorlar baba. Yarın sabah doktorun gelecekmiş kızım. Yalvarırım eve götür beni baba. Burada bırakma. Bu gece eve gitmek istiyorum. Yarın geliriz ne olur baba. Beni burada bırakma. Olmaz Semiha. Doktor beyi dinlemeliyiz. Çekil lan şuradan karışma. Karışma götüreceğim kızı. Kızım Semiha ne isterse o olacak. Madem kızım elinle eve gitmek istiyor. Eve gidecek o kadar. Var mı itiraz olan? Gel kızım. Gel kızım. Gel. Hadi. Evet ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Sen gecelerin kadınısın. Hadi bakalım şansımızı bir deneyelim. İşte buradayız. Geldik. Hadi bakalım. Yavaş. Yavaş. Ben ne olacağım baba? Sakat kaldım. Belki de hiç yürüyemeyeceğim. Sakın duymayayım. Olmaz öyle şey Semiha. İyi olacaksın. Düşünme. Hadi uyu. Ne oldu Fidan abla? İşe başlıyor musun? Hayır, işe almıyorlar. Öldü diye adımız çıkmışmış. Müşteri yanlış düşünürmüş. Mantığa bak be. Sanki biz hayaletiz. Ulan Halil, hepsi senin yüzünden. Ne demeli? Şansın bol olsun Fidan abla. Sanki bizde şans var da bol olacak. Cepte 5 kuruş yok. Ne olacak benim bu halim be? Ana, dolaşalım mı? Ulan, ananla dolaşsana. Tamam be. Hayret bir şey. Böyle yaparsan olmaz. Ya kısmetle bir taraftan dene bakalım. Peki olur. Dolaşalım şekerim. Ha şöyle. Geç. Ay.
Kadere bak be. Daha önce niye karşıma çıkmadın Fidan? Çıktık işte. Ne olacak? Olacağı şu. Basacağım nikahı sana. Karım yapacağım seni. Yok ya. Kaçıncı karın olacağım canım? İlk ve tek yavrum. Parmağındaki nikah yüzünü ne alt edeceğiz? Sen başka olacaksın hayatım. O başkalarından çok mu var sende? Senin yerin ayrı olacak. Kuş sütüyle besleyeceğim seni. Allah razı olsun. Sütü çok severim. Ne de olsa bebeğiz. Çabuk kanarız. Hesabınız abi. Ne güzel, hemen kalkalım. Fidan ya. Sende biraz bozuk var mı? Var. Olmaz mı? Tabii. Dur bekle. Bozdurup hemen geleyim. İyi. Ay deli olacağım şimdi. Bizde metelik yok. Karşıma çıkana bak. Herif beni yolmaya çalışıyor be. Şansıma tüküreyim ulan. Ulan güzel bir lokantada yemek bile yiyemedik be. Ulan yazık bize be. Vallahi çok yazık be. Aç olmalısın Halil. Ben sofrayı hazırlarım hemen babacığım. Ben de yemek yiyecek hal mi kaldı be? Ama açsan zıkkın lan. Ben aç değilim. Dur! Arsız kız. Yemekle aklını bozdun be. Semiha'nın başına gelenler senin başına gelseydi keşke. Sakat kalıp köşelerde kalsaydın daha iyi olurdu. Halil lütfen. Zaten çok üzgünüm. Karışma be, konuşma. Senin neyin oluyor ki? Üvey ana üvey kardeş. Burada tek yüreği yanan benim be. Yarayı deşmeyi iyi biliyorsun Halil. Benim çocuğum olmadı ama Semiha benim gerçek kızım. Kaybol dedim. Kaybol. Ulan bu evde bir uğursuz var ama hanginiz be? Ulan yoksa bir insanın başına bu kadar felaket gelmez. Uğursuzlar. Allah kahretsin sizi. Sahtekarlar. Of öldüm. Parasızlığım bu kadar da olmaz ya. Şu hale bak. Eve gideceğiz, yol parası bile yok. Şans bir kere döndü mü olay bitiyor. Yırtınsan da boş. Böyle ya sabaha varırım eve. Şu halime bakar mısın be? Semiha? Yanıma gelsene baba. Sen niye uyandın? Düşünmekten uyuyamadım baba. Şşş! Böyle yapma. Ne var düşünecek? Ya sakat kalırsam? Bundan sonra hiç yürüyemezsem? Benim kızım sakat kalmaz. Bunları kafana at, tamam mı? Her şey düzelecek. Artık paramız da var. Hayatımız değişecek bundan sonra. Ne olur değişmesin baba. Değişmesin de yokluk sefalet içinde mi yaşayalım gene ha? Ulan sen biliyorsun neler çektik. Aç, aç yaşadık bu zamana kadar be. Öyleydi ama sen bizim yanımızdaydın baba. Gene yanınızdayım. Buradayım. Param var diye kaçacak halim yok ki. Param var diye çevrene bir sürü insan dolacak şimdi. Olsun be, ne yapalım? Dolsunlar ne olur. Niye de seni alıp götürecekler? Kopartacaklar bizden. Neden? Ben koskoca adamım. Aklım başına değil mi benim ya? Ben niye el aleme kanayım ki? Bilmiyorum. İçimde kötü hisler var. Ama bir taraftan da babam beni böyle bırakmaz diyorum. Ya ben nereye gidiyorum ki? Ben seni niye bırakayım? Gel, 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 gel. Sen benim canımsın. Hayatımda dikili tek ağacımsın. Baba, beni seviyorsun değil mi? Sen ne diyorsun? Ben senin için ölürüm, bilmiyor musun? Günaydın. Hayırlı sabahlar Adnan Bey. Sana da Rıza. Ben de arabanızı sildim. Sile sile eskiteceksin be Rıza. Bir daha sizi ne zaman göreceğiz kim bilir. Evlenip gidiyorsunuz buralardan. Ara sıra arabayı getiririm sana. Sağ olun Adnan Bey. İyi yolculuklar.
Günaydın canım. Günaydın Özlem. Nasılsın bir tanem? Tahtaların üstünde uyumaktan biraz belim ağrımış. Ama olsun. Boyacılık yapmak da ayrı bir mutlulukmuş. Ben geldim, kahvemi içiyorum bile, sen yoksun. Az sonra yanındayım canım. Ben nikah davetiyesinin örneğini aldım, haberin olsun. Zeki ve çalışkan bir karım olacağı için çok mutluyum. Bu güzel konuşmandan dolayı geç kalmanı affedebilirim. Ama daha fazla geç kalırsan neler olur bilemiyorum. Görüşürüz. Bekliyorum canım. Ne istediğinizi öğrenebilir miyim? Özlemsin değil mi? Ben sizi tanıyamadım. İnanmıyorum. İyi baksana. Hayır, sizi tanımıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Lisede birlikte okuduk. Senin iki sıra arkandaydım. Tamer Özsu. Hatırlamadın mı? Sizi hatırlamıyorum. Ben liseyi yurt dışında okudum. Sınıftaki tek Türk talebe bendim. İkincisi de bendim Özlem. Sizi hatırlamıyorum dedim. Belki de yaşadıklarımızdan dolayıdır. Sakın beni unuttuğunu söyleme. Yanımdan kalkar mısınız? Gençlik aşkı, evlilik hayalleri. Hatırlasana. Siz rüya görüyorsunuz veya beni başka biriyle karıştırdınız. Lütfen gidin. Ve sen bir gün esrarengiz biçimde ortadan kayboldun. Şimdi de siz kaybolun karşımdan. Yoksa polis çağıracağım. Özür dilerim. Belki de yanıldım. Günaydın canım. Günaydın. Ben davetiyeyi aldım. Sen de bak. Eğer uygunsa matbaayı arayalım. Bunu bir kahve içerken konuşsaydık Özlem. Vaktimiz yok. Yapacak çok işimiz var Adnan. Sinirli gibisin. Neyin var Özlem? Ben şu davetiyeyi hocama nasıl vereceğimi düşünüyorum sadece. Sıkıntının sebebi bu mu? Evet Adnan. Hadi gidelim. Semiha'nın başına gelenlere çok üzüldüm. Hiç mi yürüyemiyor? Hayır Avukat amca. Annem tanıdığınız bir doktor vardır diye size haber vermemi istedi. Çok iyi düşünmüş. Zaten ben de şimdi onu aratıyorum. Gecikmede Semiha'yı ona götürün. Gelebilir miyim efendim? Gel yavrum. Adresi yazdın mı? Evet hocam. Bu doktorun adresi Lamia. Saat 2'ye randevu aldım. Çok teşekkür ederim. Ben gidebilir miyim Avukat amca? Tabii. Ama İpek ablanla birlikte gidin. Sizinle doktora gelsin. İpek ablanın işine engel olmayalım. Olmazsın, merak etme. İpek garajı ara ve de sizi kapıdan alsın. Hemen avukat bey. Hemen gidin. Tamam. Otur bakalım. Araba gelince bize haber verirler. Olur avukat amca. Şimdi şunları annene ver. Doktora gideceksiniz. Gerek yok avukat amca. Babam para kazanıyor. Halil para mı kazanıyor? Evet. Reklam filminde oynayacakmış şimdi de. Gerçekten mi? Evet. Çok da para vermişler babama. Onun ne kadar parası olursa olsun o paranın size faydası olmaz. Sen şunları al. Sende kalsın. Çok teşekkür ederim. Bu kadar işinizin arasında sizi rahatsız ediyorum avukat amca. Seneler geçti. Genç bir kız olmak üzeresin. O üvey babana rağmen hiç değişmedin. Hep kibar ve düşüncelisin. Sana baktıkça üzülüyorum kızım. Bir türlü seni Halil'den alamadım. Ben alıştım ama bir de okula gidebilseydim. Biliyorum kızım. İnşallah 18'inden sonra o işini de halledeceğiz. Okumanın yaşı yoktur. Dışarıdan okulları bitireceksin. Üniversiteye gireceksin. Orayı da bitireceksin. Onun yanında çok mutsuz olduğunu biliyorum. Maalesef DNA testinden sonuç alamadık. Çünkü Halil orada da yine yapacağını yaptı. Şimdi babanın kabrini araştırıyorum. Ama onu bulmak için bir mucize gerek. Seni başka türlü de onun elinden alabilmek mümkün. Mümkün ama ben bir kanun adamıyım. Gerçi bu ülkede kanunsuzluğu kor geziyor ama neyse, ben bu işlerin adamı değilim. Maalesef sen de o zamana kadar sabredeceksin. Tek korkum seni
tekrar yok etmek gibi bir duyguya kapılması. Eskisi gibi düşünmüyor avukat amca. Para bu kızım. İnsanlara neler yaptırıyor. Hele Halil'e. Halil Hüseyin'e yatmış vahşi bir hayvan gibi. Nereden nasıl saldıracağını düşünüyor. Onun için ben ona esnek davranmak zorundayım. Sen de kendini korumalısın. Vallahi çok şaşırdım Sabriye. Doktorlar ne diyor? Belki gelip geçici bir durumdur. Dedikoduculara konu çıktı. Sahtekarlık. Sözde üzülüyorlardır halime. Onlar tabii ki daha iyi bilirler. Onlara göre hiçbir şey yok ama gözümüzün önünde yığıldı kaldı kız. Sonra da tuturdu beni eve götürün diye. Ağlama Sabriye, her şey düzelir. Aman ağlama demesi kolay Süleyman. Gencecik kız bir de hayatı boyunca kütürüm kalırsa. Allah korusun. Halil de perişan olmuştur. O Semiha'yı çok sever. Ölür onun için, ölür. Aman adam her şeye layık. Az çektirmedi bunlara. Allah'ın sopası yok ki birden vursun. İşte böyle yapar adamı. Bilmiyorum ne var bizde. Tam bir oh diyeceğiz. Sanki cezalıymışız gibi. Acılar üst üste geliyor. Vallahi iyi dayanıyorsunuz gene. Olacak şey mi? İtin bir maç yüzünden ateş ediyor. Hiç kör ya. Kurşun gelip Semiha'yı buluyor. Ya artık yürüyemezse. Ya tekerlekli sandalyeye mahkum kalırsa. Semiha'yı tanırım. O böyle yaşayamaz. Yazık. Siz burada bekleyin. Peki. Lütfen. İşleyimiz burası. Her şey düzelir Sabriye. Yok Süleyman abi. Yok düzelmez. Hiçbir şey düzelmez. Bak Lamia geldi. Lamia. Anneciğim lütfen ağlama. Avukat amca bizi doktora gönderiyor. Semiha iyileşecek merak etme. Geçmiş olsun efendim. Hoş geldiniz kızım. Avukat beyin duruşması olduğu için gelemedi. Çok üzüldüğünü iletmemi istedi. Sağ olsun. Semiha'yı profesör beye götürmeye geldik. Hocamın arkadaşı bizi bekliyor. Aman ne güzel. Gördün mü bak Sabriye? Gün doğmadan ya. Neler doğuyor. Her zamanki gibi avukat bey yardım elini uzattı bize. Avukat amcanın arabası kapıda bekliyor anne. Semiha uyuyordu. Ben kaldırırım onu. Hemen hazırlanırız. Acele etmenize gerek yok Sabriye Hanım. Şöyle oturun kızım. Halil burada uyumayı severdi. Uyusun rahatsız etmeyin. Ben şurada beklerim. Hemen hazırlanıp çıkarız. Semiha, Semiha uyan. Uyanmıyor anne. Üf, niye tepemde bağırıyorsun be? Bağıran yok Semiha. Avukat amca bizi hastaneye gönderiyor. Hadi hazırlanalım. Ben nasıl giyinirim be? Ayakta duramıyorum salak. Şşş. O nasıl konuşma? Hem babanı uyandıracaksın. Avukat amca senin için arabasını gönderdi Semiha. Bana ne? Niye aksilik yapıyorsun kızım? Senin iyiliğin için. Beni çok mu düşünüyorsunuz anne? Tabii kızım. Tabii ki düşünüyoruz. Bütün gece horul horul uyudunuz. Beni seven bir tek babam var bu evde. Var mı Semiha? Bağırırım. Sakın babam benim be. Ne oluyor be? Bu ne patırdı be? Günaydın efendim. Sen de kimsin be? Ben avukat beyin yardımcısıyım İpek. Bana ne İpek hanım? Burada ne işin var ha? Yanlış yere gelmişsin sen. Burası avukatın bürosu mu? Şey efendim, Semiha Hanım'ı hastaneye götürdüm. Yeter artık, gidin başımdan ya. Ne bağırıyorsunuz lan ha? Ne bağırıyorsunuz? Ne oluyor be ha? Ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz be? Avukat bey hastaneye gönderiyor bizi. Ben gitmek istemiyorum baba. Niye Semiha? Biz direnci değiliz Lamia. Babamın parası var. Kimseye muhtaç değiliz, anladın mı? Babam beni götürür doktora. Ama Semiha. Kes lan, kes. Kız doğru söylüyor be. Çok iyi doktormuş baba, profesörmüş. Semiha'yı bir görse. Şimdi başlayacağım onun. Sen de karışıyorsun kız. Sen de karışıyorsun kız. Avukat aile işlerimize burnunu sokamaz, tamam mı? Ama Halil, Semiha'nın iyiliği için. Konuşma ulan Halil, Halil. Yeter. Ben gitmek istemiyorum baba. Bak, fazla konuşma, kızı ağlatıyorsun. Ulan ikiniz birden ne sık boğaz ediyorsunuz kızı be. Ben kızı götürüyorum. Avukata gerek yok. Onun istediği yere gidilmiyor o kadar, tamam mı? Var mı itirazınız? Kulaklarınız sağırdıysa konuşulanları duydunuz değil mi? Duydum Halil Bey. İyi. O zaman duyduysanız evimi hala niye işgal ediyorsunuz? Halil! Kapı sana bakıyor. Sen karışma! Sen sus! Özür dilerim.
dilerim ama avukat beyin kötü bir niyeti yoktu. Semiha'nın iyiliğini düşünmüştüm. Amma çelebasın be. Sakın bana avukatın avukatlığını yapma, tamam mı? Hadi güle güle, kapıyı göster ona. Hadi güle güle, hadi hadi hadi. Hadi hadi. Çok bilmiş ukala. Bu da başımıza yeni çıktı be. İpek kızım çok üzgünüm ama siz onu aldırmayın. Babamın uyu hep böyle bağırarak konuşur. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Avukat beye ne söyleyeceğim şimdi? Bir insan kendisi için yapılan iyiliğe böyle mi karşılık verir? Halil, bu ne yaparsın? Avukat bey onu hepimizden iyi tanır. Üzülme İpek abla. Avukat amcaya selam söyle. Olur, söylerim canım. Güle güle. Kızcağız dayak yemiş gibi oldu. Semiha niye gitmek istemedi hastaneye? Bilmem ki kızım. Yürüyemiyor diye galiba. Kapris yapıyor işte. Ne oldu? Halil bağırıyordu gene. Tamam işte. Kızı kovduk gitti. Şşş. Ağlama artık. Sil şunu. Sil. Hadi. İyi yaptın baba. Biz seninle gideriz doktora. Aç karnına gitmeyelim. Kahvaltı edelim baba. Ne? Sen kahvaltı etmedin mi? Sen aç mısın? Evet baba. Ulan, ulan siz... Sabriye! Efendim Ali. Ne işin var lan burada senin? Ne yapıyorsun sen? İpek Hanım'ı yolcu etti. Ulan başlar mı şimdi İpek'in evinin memesine be? Kız içeride aç, kahvaltı yapmamış be. Sen avukatın kızına yağcılık yapıyorsun be. Hadi gir içeri. Hayırlı sabahlar Halil. Ne ulan hayırlı sabahlar Halil? Ulan sen bu yüzlü hayırlı sabahlar dersen o sabahtan hayır mı gelir be? Sus ulan, kaybol. Hadi kaybol. Ne? Ha, ne? Ne? Ne var be? Ne? Ne bakıyorsunuz be? Ha? Ne bakıyorsunuz? İpek Hanım'ı kovmaktan beter ettin Halil. Ederim. O avukat var ya, o avukat. Bunun parasını dilenci gibi elimize veriyordu be. Ama şimdi elime hiçbir şey tutuşturamayacak. Çünkü Halil'in de artık parası var. Paralıyım. Ben kimseye boyun eğmem. Hadi kahvaltı hazırlayın. Git kız, ekmek al. Kaç tane alsan ekmek? İki tane yeter. İki tane ekmek al. Kaç? Tamam. Geri kadar kaybol hadi. Kahvaltı tamam, hazırla. Tamam, hazırlıyorum. Bu takım da çok güzel. Aa evet. Gerçekten çok güzel. Her şeyi bir çırpıda alıverdik. Ama hala oturma grubu konusunda kararsızsın. Evet. O zaman her ikisini de alalım. Fazla olmaz mı? Müsait. Hem aklında kalmaz. Her istediğim olsun istiyorsun. Ama sonra şımarırım. Deftere imzayı atıncaya kadar şımarmak hakkın. Sonra maço erkek olacaksın öyle mi? Hemen boşanırız. Sen boşanma planlarını yapa dur. Ben şu eşyaların ödemesini yapayım. Bu arada biraz daha dolaş. Beğendiğin bir şey olursa onları da alalım. Olur canım. Beni mi takip ediyor? Deli mi ne? Ne oldu Özlem? Birden boş bulundum Adnan. Eşyalar bir saat sonra evde olacak. Şimdi sıradaki işlere bakalım. Hemen gidelim Adnan. Ne oldu Özlem? Yok bir şey. Hadi gidelim. Yeter baba, hepsini yiyemem. Yersin. Sen hastasın. Çok yemelisin ki güçlü olasın kızım. Sabriye, çay olmadı mı? Öğlen oldu. Kıza. Oldu. Kıza koy, kıza koy, kıza koy. Peki Halil. Kahvaltıya başlayacağız. Bekle de Lamia Hanım ekmek getirsin. Neredesin lan? Geldim baba. Ver. Ulan kessene şunları be. Ekmek masaya nasıl gelir öğrenemedin mi hala Lamia? Affedersiniz. Hemen keser getiririm. Kızarmış ekmek istiyorum Lamia. Taze ekmek kızarır mı Semiha? Taze ekmek kızarır. Kızart hadi. Hadi. Peki kızart. Halil. Tamam. Lamia. Efendim Semiha. Ekmek için aldığın paranın üstünü babama vermedin. Özür dilerim. Unuttum Semiha. Buyurun. Buyurun babacığım. Sen bu paraları nereden buldun? Sabah avukat amcaya gitmiştim. O verdi baba. Babama niye söylemedin? Unutmuşum Semiha. Kızda zeka yok ki hatırlasın. Çocukta bu kadar para durmaz, bende duracak. Bırak bize de harçlık kalsın Halil. Bana bak Sabriye. Sen de her şeye karışır oldun be. Allah gözünüzü doyursun be. Hem sen benden aldığın paraları ne atın? Sakladım Halil. Getir o paraları bana. O kadar çok parayı ne yapacaksın? Reklamdan alacağın paralar var daha. Ulan paralarım. Para. Ulan insanı da akıl bırakmıyorsunuz be. Nereye Halil? Nereye? Bankaya, paralarımı almaya.
Niye alıyorsun Halil? Bırak bankada kalsın. Çok üzüldüm. Kız kötürüm mü kaldı şimdi? Ne dersen de kız yürüyemiyor işte. Başka bir hastaneye götürmediler mi? Götüreceklerdi ama bence durum ümitsiz. Ateş eden kimse elleri kırılsın inşallah. Bir ekmek, üç yumurta alabilir miyim? Tabii. Olanları duydun mu Fidan Hanım? Ne olmuş? Semih hastaneden eve döndü ama yürüyemiyor. Nasıl yani? Kütürüm kaldı garibim. Yok ya. Buyur. Sağ olun. Gerçekten söyledikleriniz doğru mu? Evet. Halil'in evinde matem var. Ay, çok üzüldüm doğrusu. Ay ben de çok üzüldüm. Göbek atsaydım bari. Ay atarım tabii. O yerden bitmeye iyi olmuş. Oh canıma değsin. Nişan yerine geldi ayol. Ay. Semiha'nın bir numaralı düşmanı. Ayıptır ya. Ay başkasının kederine sevinilir mi? Bu kadın tescilli manyak. Ulan şimdi yolarım seni tescilli manyak diye ceza da vermezler anladın mı? Üstüme iyilik sağlık ayol. Ulan sen keyfimi kahyası mısın? Oh! Oh çok üzüldüm. Aman ne üzüldüm. Halil de kızının derdine geberir inşallah. Ya. Git ona söyle. Vallahi hiç derdim değil. Bence kendin söyle. Halil gidiyor. Söylerim vallahi. Halil! Halil! Ne var Fidan Hanım? Şimdi de yol kesmeye mi başladın? Ay Semiha'ya olanları duydum. Çok perişan oldum. Onu çok severim bilirsin. Büyük bir keder içindeyim. Anladım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başın sağ olsun Halil. Çöş! Fidan Hanım daha ölmedik. Böyle durumlarda geçmiş olsun derler. Salak! Ay şaşırdım Halil Bey. Bana bak önce Türkçeyi öğren sonra konuş. Gerizekalı salak. Sensin salak. Ben böyle 200'lü kadın görmedim. Pes. Halil'i görünce yelkenleri suya indirdi. Fidan bu ya. İnsanlar çok garip. Yani bunların oturup romanını yazmak lazım. Pes. Öyle bir adamdan her şey beklenir İpek. Hiç üzülme kızım. O kadar saldırganlaştı ki avukat bey. Bizim meslekte daha nelerini göreceksin. Uğursuzunu, hırsızını, katilini, devlet parasını hortumlayıp vatanseverliklerini ilan edenleri, bütün bir foseptik çukur. Bütün bunları görüp haklarını savunmaya çalışacaksın. Hukuku savunmaya çalışacaksın. Lamia kim bilir ne çekiyordur ondan. Şimdi anlıyorum. Bir gün Lamia'ya yaptıklarının cezasını vereceğim ona. Ama sabırla beklemekten başka çare yok. Hadi sil şu gözyaşlarını Halil'e unut. Haklısınız hocam. Ben bakalım. Efendim. Benim buyurun. Evet Savcı Bey. Gerçekten mi? Sahi mi söylüyorsunuz? Demek öyle ha? Bu inanılmaz. Evet, hemen DNA testi isteyeceğim. Aradığınız için teşekkür ederim. İşte bu mucize. Ne oldu efendim? Lamia'nın babasının yattığı mezarlıkta düzenleme çalışmaları yapılırken boş bir mezar yerinde bazı kemikler bulundu. Lamia'nın babasına ait olabilir mi efendim? Neden olmasın? Derhal DNA testi yaptıracağım. Eğer düşündüklerin doğru çıkarsa Lamia'nın babasının Halil olmadığını kanıtlamış oluruz. Ve Lamia kurtulur. Lamia'yı alırız. Halil de başının çaresine bakar. Artık reklam filmimi çevirir, paraları yer mi, parbuttamı kaybeder, ne yaparsa yapsın. Hadi arkadaşlar. Kızlar bu tarafta. Ay geldik. Ay burası mıymış? Hayrola? Yine televizyon çekimi mi var? Sizden izin mi almalıyım? Bütün mahallenin huzurunu bozuyorsunuz. Ay. Ay bu kim bu Deniz? Kıyafeti gördüm. Ulan siz kendinizle dalga geçin be sümüklü böcekler. Ne varmış halimde be? Dökülüyorum tabii. Haklılar. Yiyecek ekmek bulamıyorum ulan. Elbiseyi nereden bulacağım? Bak moralimi nasıl bozdular. Bunlar ne ayol? Ne oluyor be? Bunlar da kim? Cennetten haberciler geldi galiba. Yine o televizyoncu kız geldi. Yanında başka kızlar da var.
Arkadaşlar yavaş olalım. Niye geldiler acaba? Açma kapıyı, çekip gitsinler. Olur mu hiç öyle şey kızım? İyi günler Sabriye Hanım. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Sizi rahatsız ettik. Halil Bey'e geldiğimizi haber verir misiniz? Halil evde değil, bankaya gitti. Keşke telefon etseydim. Ne yapacağız şimdi? İşine bak be. Buyurun bekleyin. Neredeyse gelmek üzeredir. Zıkkım itsinler. Onlar misafir ama. Sus be, sus. Ay çok küçük bir ev. Kutu gibi bir ev. Gel Lamia, biz çayları hazırlayalım. Ben de yardım edeyim size. Hiç gerek yok. Siz oturun Deniz Hanım. Nasılsın Semiha? İyileştin mi? Duymadın mı Semiha? Cevap vermek zorunda mıyım? Beni hiç sevmiyorsun galiba. Üstüne bastın, ayağını kaldır. Bravo. Babası gibi açık sözlü. Senin gibi yalık olmaktansa açık konuşmayı severim. Ben dışarıda hava alsam iyi olacak. Çok alma, mahallenin havasını da kirletirsin. Sen Halil Güneş'in kızı mısın? Yok hayır, annesiyim. Kızınız benden nefret ediyor. Siz onun kusuruna bakmayın. Biz ona ne yaptık? Niye böyle davranıyor anlamıyorum. Onun canı çok sıkkın Deniz Hanım. Bizden dolayı mı? Hayır hayır. Ablamın başına gelenleri bilmiyorsunuz değil mi? Ne oldu? Anlatsanıza. Semiha yürüyemiyor Deniz Hanım. Ay! Şu lenser de gözümü çok ağrıtıyor. Ama sana çok yakışıyor. Sizler bu şekilde rahatsız olmuyor musunuz? Ne şekilde canım, anlayamadım. Yani böyle yarı çıplak. Yo, neden? Erkekler yiyecek gibi bakıyorlardır size. Aslında ara sıra ben rahatsız oluyorum tabii ama işimizin bir parçası böyle giymek şekerim. Kasap vitrinindeki koyunlar gibisiniz. Çok şıkıcısın. Halil Bey gelene kadar biz dışarıda bazı çekimler yapalım arkadaşlar. Çok iyi olur Deniz. Annen olanları anlattı Semiha. Ama bu acı geçici olacak. Emin ol, iyi olacaksın. Seninle konuşmak istemiyorum. Bana karşı bu nefretin neden? Siz bizim dünyamızın insanları değilsiniz. Korkularını anlıyorum. Yaşadıklarını az çok biliyorum. Babanın değişmesinden korkuyorsun. Halil'in yanında ben olduğum sürece hiç merak etme. Hadi, gel barışalım. Beni rahat bırakır mısın lütfen? Çok inatçısın. Babama çekmişim de ondan. İyi bir kız o. Niye böyle yapıyorsun Semiha? Seni çok seviyor. Yürüyemediğini öğrenince çok üzüldü. Başım ağrıyor. Benimle konuşmayın. Sağ ol. Güle güle. Oo, şenlik var. Reklamcılar geldi galiba. Halil Bey. Deli Dumrul çıktı gene. Halil'cim canım, dur bir dakika. Bana bak Fidan Hanım. Gümrük Muhafaza Müdürü gibisin. Sürekli yolumu kesiyorsun. Yakında evime gitmek için ya köprü yaptıracağım ya da alt geçit. Ay sana her şey yakışır Halilciğim. Ne istiyorsun Fidan Hanım, onu söyle. Ay Semiha'ya çorba yapmıştım. Hasta hasta içer diye düşündüm. Yani inan iki gözüm önüme aksın. Çok perişan oldum kızının durumuna. Ya acılığı bırak Fidan. Bildiğim kadarıyla sen Semiha'yı hiç sevmezsin. Ay olsun. Babasını çok severim. O babası, o da kızı. Babasını da unut. Halil'i göm gitsin. Hah, söylemesi kolay vicdansız. Öyleyim. Hiç acımam yoktur bilirsin. Hiç mi sevmedin beni? Ben sadece parayı severim filan. Parayı. Bak. Bunlar para mı yani? Ha? Bilmem. İçinde renkli renkli bir şeyler var. Üstünde de TL yazıyor. Elleme. Ulan. Gıcıklığına yapıyorsun.
Bir gün mutlaka elime düşeceksin. İnim inim inleteceğim seni. Hanımefendiler, buyurun. 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 Gelin böyle. Tamam. Sen şurada dur. Aferin. Tamam. Sen de gel şuraya. İşte manken Aysun'un gizli çocuklarını ortaya çıkardı. Allah bağışlasın. Bu kadar çocuk. Bunların babası kim Aysun? Ay yapmayın Allah aşkına. Çocukların babası siz misiniz? Yok yok. Burası panayır yerine dönmüş. Babam geldi. Baba bak çekim için gelmişler. Gel, çekim gel. İçin geldiler. Gel. Hadi. Ne var? Hoş geldin Ali. Eyvallah. Affedersin. Evdesin diye habersiz geldim. Siz buraya taşınıyorsunuz galiba. He? Yukarıdan emir böyle. Özelliğin halkın içinden olman. İyi. Yakında tuvalete de kameralarla gireriz. Hoş geldin Ali abi. Siz ve ailenizle bir söyleşi yapalım diyorlar. Hayır yapmayın. Onlar artist bir keçi. Hadi git başka şeyler çek hadi. Olur hadi kaybol. Olur kaybol. Kızma. Kaybol. Erdar geldi galiba. Ha? Dışarıda böyle. Gir içeri. Gir içeri. Gel kızım. Kalabalık burası. Gir içeri. Hadi. Semiha'ya olanları bilmiyorum. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Kahpe felek. Kimine kürk giydirir, kimine yelek. Bak, bize yelek bile giydirmedi. Büyük bir çekim planlamıştık ama bu durumda kısa keseriz. Kızın seni görmek istiyor galiba. Tamam, bir bakıp geliyorum. Alayım babacığım. Karışma kız, çek elini ayağını be. Benim güzel kızım nasıl bakalım ha? Ha anlaşıldı. Dışarıdakileri görünce gene krizin tuttu ha. Sabriye. Evet Ali. Şu torbayı şuraya koyuyorum. Gördünüz değil mi? Kimse el sürmesin. Olur Halil. Seni çekiyorlar da o kızları niye yanına koyuyorlar anlamadım. Vallahi ben de anlamıyorum kızım. Adet böyle herhalde. Bekletmeyeyim onları. Sen istemeseydin yanına almazdın tabii. Başımıza daha neler gelecek bakalım. De görevlilerle adliyeti. Peki efendim. Ama DNA sonucunu almak uzun sürecek. Bu kadar bekledik. Biraz daha beklesek ne olur. Sonuçlar ortaya çıkana kadar bu işin sürekli peşinde olacaksın. Olur avukat bey. Fakat burada yatan kişi Lamia'nın babası çıkmayabilir. Çıksın veya çıkmasın. Biz araştırmamızı sonuna kadar yapacağız. Ayrıca mesele çok gizli tutulacak. Geçen defa DNA testi yapılacağını Halil'e söylemekle hayatımın en büyük hatasını yaptım. Hı hı. Halil de mezardan cesedi kaçırdı öyle mi hocam? Evet öyle oldu. Tabii ispatlayamadık ama öyle oldu. Peki böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Sen daha Halil'i tanımıyorsun. Biraz daha tanısan onun neler yapabileceğini anlarsın. Bu kesinlikle insanlık dışı bir şey. Halil zaten bana göre insan değil. Yıllarca Lamia'ya eziyet edip durdu. Gözü hep Lamia'ya kalacak olan mirastı. Hala da öyle. Kaç kere kızı öldürmeye kalktı. Her defasında bir punduru buldu kurtuldu. Ben de ispat edemedim. Bir adam ki bir çocuğun sırtından para kazanmak için onu öldürmeye kalkışır. Koy ver ipini gitsin.
Ya üstüme çıkacak bunlar ya. Bir kere öper misiniz? Siz de lütfen. Evet, şöyle alalım. Bakın ona doğru. Evet, bir tane daha. İşte Halil Güneşli'nin yeni dünyası. Görülen o ki ünlü fotomodellerle samimiyeti iyice ilerletmiş. Kızlar onun evinden hiç ayrılmıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamız bu kadar. Paydos. Geçmiş olsun. Bitti mi? Hoşça kalın. Ben şimdi sizi bir uğurlayayım. Hem de ne biçim uğurlarım. Tanıdığım iyi bir hastane var. Yarın Semiha'yı götürelim. Çok iyi olur. En kısa zamanda o da iyi olursa keyfim iyice yerine gelecek. Yarın sizi almaya gelirim. Ben ne yaptım ya? Bu yaptıklarım... Yaptıkların ne ya? Pardon, sesiniz neydi? Ben niye böyle olamadım ya? Ah be. Kargaşaya bak be. İnsanın beyni dönüyor ya. Geçmiş olsun baba. Çay içer misin Halil? İçmem artist Sabriye. Anlamadım Halil. Ya kapıya çıkıp poz vermişsiniz ikiniz. Senin de mankenliğe hevesin var ne? Ama dön bakayım şöyle. Senin yaşın geçti yalnız Sabriye. Ne alakası var Halil? Ya hepiniz meraklısınız. Söyleyeceğim o televizyon fıstığına, ailecek bize dizi çeksinler. Vallahi yakışır bize. Aman ne komik. Başrolcü de sen oynayacaksın suratsız. Dizinin en kötü kızı sensin. Sen dalganı geç baba. Beni hiç düşünme. Sakat kaldığımı da unuttun. Şşt! Yeter, böyle konuşma. Benim kızım, Halil Güneşli'nin kızı sakat kalamaz. Sen iyi olacaksın. Senin umurunda bile değilim. Kızların arasında saatlerce gülüp durdun. Neşen yerinde maşallah. Neşem yerinde tabii. Şimdi siz neşen neden yerinde diyeceksiniz değil mi? Bundan sebep bu. Anladın mı Semiha Hanım? Artık her istediğini alacağım. Her istediğini giyeceksin. Seni en iyi okullarda okutacağım. Ulan bundan sonra insan gibi yaşayacağız be. Bu içine tükürdüğümün evinden de çıkacağız. Tüh! Ulan şu duvarların dili olsa da anlatsa be. Burada az mı çektik? Az mı soğukta kalıp donduk be? Artık bitti. Artık bitti zenginim. Paramız var, paramız. Bize layık yerlerde yaşayacağız bundan sonra. İşte neşem bundan. Yıllarca süren sefalet bitti Semiha. Hadi şimdi toparlanın, gidiyoruz. Nereye Ali? Bir yere mi gidiyoruz baba? Evet. Ben hiçbir yere gidemem. Sen de geleceksin. Seni ben kucağımda taşıyacağım. Nereye gideceğiz Halil? Boğaz'a, deniz kenarına. Ailece adam gibi yemek yemeye. Yıllardır hasretle bakmıştım orada zıkımlananlara. Hep hayal ederdim. Ama bir ekmek alacak para bile yoktu. Şimdi yaşama sırası bizde. Hadi. Oraya gidip biz de onlar gibi zıkımlanalım. Kes şu ağlamayı da cinayeti nasıl işlediğini anlat bana. Kadını nasıl öldürdün? Ben kimseyi öldürmedim komiserim. Ben o kadını tanımıyorum bile. Kadın sevgilinmiş, yalan söyleme. Ben suçsuzum komiser. Ben kimseyi öldürmedim. Daha ne sorgulayacaksınız be?
Bu cinayeti sen işledin. İtiraf et. Oyalama beni. Yanılıyorsun komiser. Sen hayal görüyorsun. Ne diyorsun sen be? Ortada cinayet falan yok. Ben katil değilim komiserim. Sen hep masumları suçluyorsun komiser. Aşağılıksın sen Halil. Bu işi bırak sen. Saçmalama lan. Doğru kararlar veremiyorsun artık. İstifa et, emekli ol seni komiser. Seni gebertirim ulan. Benimle kimse böyle konuşamaz. Öldürürüm seni Halil. Komiserim ben Halil değilim. Komiserim. İmdat, kurtarın. Komiserim ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Kurallara aykırı. Öldürecek beni, kurtarın. Öldürecek. Konuşma lan. Halil gibi konuşma. Halil falan yok ortada. Tamam tamam. İyi misiniz komiserim? Ha? İyi misiniz komiserim? Ben iyiyim. Sen sorguya devam et. Anlat bakalım nasıl öldürdün kadını? Kimse öldürmedi. Susman boşuna anlat hadi. Kimse öldürmedi. Her şey git ulan başımdan Halil velası. Her yerde peşindesin. Rahat bırak beni. Neyin var senin? Bu ne sinir? Sen de git başımdan. Gitmesi gereken sensin galiba komiser Ahmet. Müdürüm affedersiniz. Katil zanlısı sinirimi bozdu da. Halil Güneşli olayından sonra bir türlü sinirlerin düzelemedi Ahmet. Anlaşılan izin yeterli gelmedi. Daha izin verelim mi ha? Benim izne ihtiyacım yok müdürüm. Var. Bu şekilde görev yapamazsın. Ya izin alırsın ya da emekliliğini istersin. Tartışmaya gerek yok. Ayrıca burada sigara içilmiyor biliyorsun. Affedersiniz. Ulan Halil. Canını okuyacağım senin. Bir açığını yakalarsam yaşadığım sürece sana kan kusturacağım, bilmiş ol. Buyurun, nereye beyefendi? Nereye? Dur bakayım. Al bakayım şunu. Bizi iyi bir yere otur. Tabii. Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Şöyle, şöyle. Şöyle efendim. Şöyle cam kenarına alayım efendim. Ahtapot ister miydiniz? Koy. Ne varsa koy. Hepsini doldur masaya. Emredersiniz efendim. Ha, tamam tamam onu da getir. Masada boş yer kalmasın. Sıcaklardan ne alırdın? Ne olursa sıcak soğuk ne varsa. Hadi. Balık ister misiniz? Getir onu da getir. Hepsi fazla olmaz mı Halil? Olmaz ulan. Yıllar sığıyor bu masaya görmüyor musun? Getir kız bardağı. Bakla suratım öyle salak salak. Heh işte o kadar. Ben de meyve suyu alabilirim. Hayır bir dakika dur. Getir bardağı. Ben içki içmem ki bilirsin. Rakıyı kafana indirim şimdi ha. Böyle yerde içilir. Adamın asabını bozma. Şu kadarcık koydum azıcık. Biraz da kendime koyuyorum. Bir dakika acele etmeyin lan. Yavaş yavaş. Bak. Oo. Kokuya bak be. Bu da böyle. Hadi bakalım kaldırın kadehlerinizi. Sen de kaldır. Hadi bakalım daha güzel günlere. Allah kahretsin lan. Allah kahretsin seni. Geber ulan. Acı bu ya. Yok limonata. Geber ulan. Rakı ulan bu. Zehir zıkım olsun be. Ziyan ettin. Oh be dünya varmış. Kardeş baksana. Kardeş baksana ya. Gelsene kardeşim. Bak bu masada boş kalan yerler var. Bunları da doldur sen. Sen nerede askerlik yaptın? Ben mi? Sen. Kayseri. Kayseri'de. Evet. Ben de orada askerlik yaptım ya. Hadi sen bize donat masayı. Tamam hadi güzelim. Hadi yavrum. Sen Kayseri. Karışma lan. Şu rezalete bak. Azıcık peynir. Açlıktan nefesim kokacak be. Ama olsun. Böyle formumu koruyorum işte. Benimki de yiğit tesellisi. Ah ulan ah Halil. Torbalarla para götürüyor. Ama inşallah yer bitirir hepsini. Sonra da bana muhtaç olur. Ay. Harç bitti yapıp haydos. Para da yok. Ah, ben de gider Osman'ın dükkanını soyarım be. Fidan Hanım. Aa, aa. Korkmayacaksın kızım benimle. Yengem
amca, ne işin var burada? Sana gelmişim bre kızım. Ya buraya kadar nasıl girdin Yanki amca? Kapıyı açık bırakacaksın, herkes girecek bre. Ay, bende kafa kalmadı ki ya. Azık mısın, nesin? Ya aşkı kim kaybetti de biz bulacağız. Sen burada olduğuna göre... Sana iz getirmişim. Ay yaşa be, Allah gönderdi seni. İyi, organizatörler kralım benim. Hangi pavyona gidiyorum, yoksa turne mi? Yok canım, özel bir partidir. Dansöz istemişlerdir. Ha, bir gecelik iş mi yani? Evet. Bak, param buradadır. Aha, bu da gideceğin yerin adresidir. Komisyonu bu almışımdır tabii. Ne bakıyorsun bre? Hadi hazırlan. Ay gideceğim de, böyle özel partiler ters ya. Ya sapık falan çıkarsa karşıma? Bana göre iş değil. Çok param var galiba ha? Yok be Yanki amca, 5 kuruş yok. Hadi bu geceyi atlattık. Yarın ne halt edeceğim? Üzülmeyeceksin kızım. Sanatın da zor tarafları vardır be. Hadi hadi hazırlan. Gideceğin yere götüreceğim seni. Tamam. Şimdi hazırlanıyorum. Hadi kızım. Oh be. Ulan şu güzelliğe bak. Bana bak ulan. Ben güzel miyim? Bak öyle bak. Bu güzelliğe bak be. Hayat bu işte. Aslında şuralardan bir ev almalı ki insan balkona çıkınca yaşadığını anlasın. Alsak çok güzel olurdu. Ama buradaki evler çok pahalı değil mi Ali? Evdeki para ev almaya yeter mi baba? Ulan sen de benim parama göz diktin ha. Hayır babacığım. Ya evdeki paraları beğenmiyor musun yoksa? Ama haklısın. Senin trilyonların yanında benim paralar devede kulak kalır. Bana bak. Söyle o cibri avukata. Ne diyorlar? Deniz kenarında falan. Yalı ulan yalı. Yalı alsın yalı. Ama nerede? Kazık kadar kız oldun, bir faydanı görmedik be. Al lan paraların tursunu kur. Benim kazancım bana yeter. Sabriye, her sabah kalkıp da o Süleyman'la amblasının suratını görmekten bıktım usandım artık. Orası bizim evimiz, mahallemiz. Bunca seneden sonra nereye gideriz Halil? Gideriz Sabriye. Para olduktan sonra her yere gideriz. Ne ulan? Bir karış suratla ne oturuyorsun karşımda? He? Bana bak. Kafana hastalığını takma. İyi olacaksın. Yarın hastaneye gidiyoruz. Televizyon fıstığının tanıdığı doktorlar varmış. O kız da her şeye karışır. Ulan yardımı olsa istiyor, fena mı? Ben istemiyorum. Ha, bana bak. Aksiliğin tuttu gene ha. Bak şuraya geldik. Burada bizim keyfimizi kaçırma, tamam mı? Boğazımda kalmasın şunlar. Gideriz Halil, gideriz, merak etme. İnşallah iyileşip okuluna döneceksin Semih, hiç merak etme. Sen niye her şeye burnunu sokuyorsun be? Şşşt! Lamia sana inşallah dedi. Ulan sana da iyilik yaramıyor ha. Hadi aksilik yapma da yemeğini. Hadi yiyin, siz de yiyin. Aç değilim baba. O ne biçim konuşma kız. Ye şunu oradan, çok güzel, hadi. Hı. Aç değilim dedim. Yer Halil, yer. Semih abi çok güzel, tadına baksana. Ulan sen babayla kızın arasına ne giriyorsun lan ha? He? Hadi canım benim. Hadi ye. Hadi. Baba istemiyorum dedim. Bu ısrar neden? Ye dedim sana. Hadi. Ben de hayır dedim. Ulan şimdi şu masayı kafana geçiririm burada. Allah aşkına Halil, ne olursun rezil ay olacağız. Ay. Rezil olacakmışız. Yetiştirdiğin kıza bak. Babasına kafa tutuyor be. Ben de boyun eğeceğim ha. Ye ulan şunu. Halil yemeyeceğim dedim. Ulan gıdır. Ye ulan. Halil. Yemem ulan. Gözünün yaşına bakmam vallahi. Sen babanı tanımıyorsun. Bu yemek bitecek. Gebersen de yiyeceksin bunu, tamam mı? Ben geldiğimde tabak boş olacak. Bakma lan suratıma öyle. Zıkkın lan hadi. Yapma kızım, yapma. Ağzımızın tadını niye bozuyorsun? Beni artık hiç sevmiyor. Neden sevmesin? O senin baban. Ulan bana bir rahat yok.
İllaki biri de bana basacak, huzurumu bozacaklar. Şimdi gelecek, hadi ye şunları. Yemem. Lütfen ama ne var bu kadar inat edecek? Babamı sinirlendirme de ye. Al lan, al. Ne? Al şunu, al. Al, al, sen ya, yapma al. Semiha, yapma. Al, al Semiha. Yapma. Babam o kadar düşünüyorsa yiyecek. Al, al. Tamam yerim. Al şunu, al. Semiha. Al şunu. Al. Hay Allah'ım, bizim neyimize böyle yerlere gelmek? Sizlerle bir yere çıkılmaz ki zaten. İşte burası. İnşallah sapıklar ordusuyla karşılaşmam. Hayatımda bir bu eksikti. Kimse yok mu be? Aa. Aa. Bu kapı açık. Alo. Kimse yok mu? Korku filmlerindeki gibi ya. Kızım, sen geri dön. Aa! Ah, yaşayan birileri varmış. Ah, ben geldim. Hoş geldin. Ay! Ay, ödüm koptu. Nasılsın Fidan Hanım? Aa! Aa! Sen komiser değil misin? Evet. Beni sen mi çağırdın? Paranı ben ödedim. Ben sana dans etmem arkadaş. Sende bir sapıklık oldu belliydi. Dur bakalım. Nereye? Ya bırak beni ya. Bana bak, seni polise şikayet ederim ha. Beni bana mı şikayet edeceksin? İşe bak. Akşam karanlığında evime geliyorsun. Amacın ne? Ahlak şubesine ne anlatırsın bilmem. Tamam abicim ya, tamam. Dans ederim komiser abicim. Şöyle. Giy şunu üstüne. Dans etmeni isteyen yok. Ay ne istiyorsun abi? Bana bak. Benim o taraklarda bizim yok ha. Saçmalama. Geç otur şöyle. Geç. Al. İç. Ben içmem. İçersin Fidan Hanım, içersin. Olur. İçerim komiser abicim. Bak. Seninle şöyle güzel bir sohbet edeceğiz. Ne konuşacağız? Müşterek konularımız mı var? Olmaz mı? Halil Güneşli var ya. Yemeği zehir ettin. Memnun oldun mu? Ulan 40 yıla bir ailece yemek yiyelim dedik be. Yemeğin içine ettin be. Böyle ailece gezmelere alışık değilim, ondandır. Sus! Hazır cevap. Laf altında kalmayacaksın ya. Cevap ver Halil'e. Hadi zıbar. Sana verdiğim paraları versene. Bende kalacaktı Halil. Harçlık olsun dedik ya. Onu sen söyledin. Benim paramı ver Sabri'ye. Akşam akşam parayı ne yapacaksın? Sus. Halil? Sana ne be, sana ne? Yoksa paralarını yedin mi? Tamam Halil, tamam. Parayı getir. Size çay demleyeyim mi babacığım? Hayır, istemez. İşte burada. Tamam. Git be. Ben açarım. Ne bakıyorsun öyle lan? Evin erkeği sen misin, ben miyim? İyi akşamlar. Artiz avukat kızın nişanlısı. Hoş geldiniz Adnan abi. Buyurun Adnan Bey. Sağ olun, girmeyin. Özlem abla yok mu? Hayır, ben yalnız geldim. Yengem gelmediğine göre kavga filan olmalı. Artiz avukattan ayrıldınız mı yoksa Adnan Bey? Size düğün davetiyesi getirdim Sabriye Hanım. Allah mutlu etsin. Çok sevindim Adnan abi. Bir yastıkta kocayın inşallah. Yok ya. Demek sonunda oluyor bu iş ha? Ne demeli? Allah mesul etsin.
İlk defa milli olanlar senin gibi böyle sevinir işte. Bu davetiyeyi postaya verseydin tıpış tıpış gelirdi. Adettendir. Davetiyeler elden verilir. Senin bu konuda bilgin olduğunu pek sanmıyorum. Doğru. Biz kör cahiliz ya. Al. Çekil lan. Sabriye Hanım, müsaadenizle Lamia ile konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Bahçede konuşuruz, gel. Ukala kabadayı kırıntısı. Evleneceksin diye ölüyor lan. Evlen de gör karı dırdırını. Dayanabilecek misin bakalım? Özlem ablayla evleneceğinize çok sevindim. İnşallah mutlu olursunuz. Özlem ablanla bunu sana aldık. Ah, çok teşekkür ederim Adnan abi. Ama niye? Bir zamanlar küçük bir kızı üvey babasından kurtarmak için bana gelen avukat bir kızla tanışmıştım. Onu çok sevdim. Daha sonra o üvey babadan kaçan küçük kızı sokaklarda tanıdım. Çiçek satmak istiyordum. Onunla ortak olduk. Ve o küçük ortağımın bana verdiği bir demet papatya bugünkü evliliğimin sebebi oldu. Ben ortağımı hiç unutmadım. Eğer bir kızım olursa adını Lamia koyacağım. Çok teşekkür ederim Adnan abi. Bunu boynumdan asla çıkartmayacağım. Ben de sana çok teşekkür ederim Lamia. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Allah bir yastıkta kocatsın. Bu çok pahalı bir şeye benziyor. Çok da zevkli. Seni çok seviyorlar Lamia. Babam bu kolyeyi boynumda görürse bana çok kızar değil mi? Bugünlerde neşesi yerinde ama belli mi olur Halil'in sağ solu? Anne baksana. Halil, Halil, Halil dedim. Bana bak, adımı mı ezberliyorsun Sabriye? Sakın nereye gidiyorsun diye sorma, tamam mı? Ben soruyorum baba. Semiha, senin oyun değişti be. Ameliyat yerim çok acıyor. Tamam kızım, hemen geleceğim. Tamam. Halil de dinlemedi işte. Parası var ya, kumara gitmiştir. Ya da... Başka nereye gider ki? Bilmem. Belki o manken kızlara gitmiştir. Çok samimiydiler. Böyle fesat düşünme Semiha. Onları nerede bulacak ki? Cep telefonu var. Kullanmasını bilmiyor. Babam her şeyi bilir, öğrenir kızım. Bırak böyle saçmalıkları Semiha. Haklı çıkınca görürsünüz. Benim sakatlığım bile onu durdurmuyor işte. Ben Halil'e ilk defa hak veriyorum. Günlerdir huzur vermiyorsun adama. Benim korkum kumar. O paraların sayesinde rahat bir nefes alacaktık. Onları yer bitirir babam, görürsünüz. Ama ben yapacağımı biliyorum. Baba neredesin ya? Ne haber? Gözümüz yollarda kaldı babacığım. Ya. Sensiz kumarın tadı olmuyor. Ben meşgul adamım, uğrayamadım işte. Allah işlerini daim etsin. Seni seyrettikçe göğsümüz kabarıyor. İftihar ediyoruz. İyi anladık. Ulan 3 kuruşluk kumar borcu için hala peşimdesiniz değil mi? Al bakayım şu parayı. Al. Allah sen de şu parayı. Seni İrfan abinin mekanına götürelim. Zarlarla haset gider. Ben tanımadığım yere hiç gitmem ha. Bir gör, beğenmezsen oynama. Gerek zar, kağıt filan yoktur değil mi? Çok temiz yerdir babacığım. O zaman ne duruyoruz? Hadi bakalım gidelim, gidelim buyurun. Hadi bakalım. İyi. İyi ki geldiniz ha. Vallahi o kadar sevindim yani. İçimde sizi görünce şey oldu birden. Yüreğim. Bir şey çarptı. Bizim de abi yani, bizim de. Kamyon gibi. Sine kızı. Karoğun kazandı. Evet paralar. Gördüm. Ben yine Sine kızı diyorum. Kupası diyorum ben de. Tamam. Koyuyorum, karıştırıyorum. Ben gördüm. Tamam, karıştırdım. Hadi kupası, hadi kupası. Hadi gel sinek kızı. Senin elinde bugün hadi bir şey var galiba. Hadi kupası. Yok, benim temiz. Evet, kupası geldi. Hey be. Hadi bol şanslar beyler. Yine sinek kızı, son bu ona göre. Eline tükür atarken, tuh yap. Ben de kara 9'a koyuyorum, kara 9 evet. Hadi beyler. Hadi bakalım. Maç havalesi kaybettiniz.
Gene kaybettim ha. Son oynuyorum. Hepsini oynuyorum. Yine seni kısıtlıyorum hadi. Sonra Fidan Hanım? Sonrası yok komiser abicim, her şeyi anlattım. Yani bu Halil sütten çıkmış ak kaşık öyle mi? Hiç falsosu yok yani. Kumara içkisi var. En büyük falsosu beğendim o kadar. Domuzun tekidir. Acımasızdır ama gene de iyidir. Onun bütün talihsizliği parasızlıktan. Yani Halil namuslu bir vatandaş. Öyle komiser abicim. Bana bak, sen Halil'i koruyorsun. Yerin dibine batsın Halil. Bütün hayatını anlattım işte. Beni anlayamadın. Madem üvey kızı bu kadar zengin, Halil niye para sıkıntısı çekiyor? Avukat para koklatmıyormuş. Tüm bildiğim bu komiser bana abicim. Bana bak, bir şeyler saklıyormuşsun gibi geliyor bana. Bak, vallahi billahi saklamıyorum ya. Eğer sohbetimiz bittiyse ben eve doğru uzayayım. İyi, git bakalım. Ay, kapıyı ben bulurum. İyi akşamlar. Gene görüşeceğiz. Görüşürüz, görüşürüz. Sen bir şeyler saklıyorsun ama ne. Mutlaka bir falsonu bulacağım senin Halil Güneşli. Mutlaka. Kupa 2 kazandı. Hadi be. Tamam, ben kupa papaz diyorum. Ben de maça papaz diyorum. Vazgeç bu sinek kızı. Hayır, geçmiyorum, vazgeçmiyorum ve sinek kızı diyorum. Var mı itirazın? Buyurun hadi. Tamam abi. Tamam. Salla. Evet. Hadi be. Evet. Hadi be. Hey be. Evet, alayım ben onları. Ulan çüş be, ne kağıtmış bu be. Paralarım. Paralarım. Bunları mı aradınız üstad? Düşürmüşsünüz. Sağ ol. Senin gibiler kaldı mı bu zamanda ya? Bunlar nedir ki? Ben Sadri. Önemli olan insanlık dostum. Dünyalık sağlam galiba. Çok şükür. Akşamdan akşama kumar param var. Harama el uzatmam. Sizi tanıyorum galiba. Yok ya. Ben buralara ilk defa geliyorum. Gene sinek kızı ha. Bol şans. Tamam, ben de vaça başlıyorum. Buyurun. Bu sinek kızında bir uğur var herhalde. Ben de onu oynuyorum. Kumarı seviyorsun ha? Hastasıyımdır. Yalnızlık, çoluk yok, çocuk yok. Siz de aynı durumda mısınız? Yok. Ben de alayı mevcut. Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi hadi. Yine kaybettiniz. Al paranı. Kaybettik. Üzülme. Şanssızsın bugün. Bir dahaki sefere bak. Ama gitti, paralar gitti. Yine alırsın. Kumar bu. Böyle gider. Şey, baksana kızım, bir rakı versene bana. İki oldu. Anne. Anne, tuvalete gitmeliyim. Parayı nereye saklamış olabilir ki? Akıllı babam. Öldünüz mü yani? Yaptığın çok yanlış. Mecburdum kız. Salak.
Baksana şunları. Babam yoldan çıkardı. Kumar, içki, kadın. Hiç kafa yok ki. Annemle de boşanırdı. Ailemiz dağılırdı be. Hem babamı nasıl durduracaktın söyler misin? Babam seni dinlemez ki. Yapacağını gene yapıyor. Gitti işte. Kafasız kız. Ne yaparsa yapsın aklı bende kalacak. Beni merak ettiği için de eline dönecek. Baba yüreği işte. İçin için yanar. Aklım hep evde. Şimdi oyunu niye yarım bıraktığını anladım. Eskiden olsaydı kimse beni eve sokamazdı. Ama şimdi başka. Haklısın Halil Bey. İnşallah iyi olur kızım. Hele bir iyi olsun. Sen beni o zaman gör bey. Bak nasıl yaşanırmış gör. Şu kısa gecede anlattıklarında seni tanıdım. İyi bir dost kazandığıma eminim. Yarın akşam da görüşelim Halil. Yer içeriz. Tabii öyle kuru kafa sap gibi olmaz. Masayı neşelendirecek güller de gerekti. Ne dersin Halil Bey? Vallahi ne diyeyim? Bu teklife ne denir birader? Peki, görüşmek üzere Halilciğim. İyi akşamlar. Eyvallah, sana da. Ha, bana bak. Çocuğa da geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sağ ol. O anlattığın işi yaparız değil mi? Tabii. O sofrada, ha? İnşallah. Tabii, inşallah. Yarın hastaneye gideceğiz ya ortaya çıkarsa. Sen işin o tarafını bana bırak. Ya babam öğrenirse ne olur? Hiç düşündün mü? Eğer sen söylemezsen öğrenemez. Ben ne yaptıysam hepimizin iyiliği için yaptım. Ama eğer söylersen aile faciası olur lan. Babam alem yapmaya bahane arıyor zaten. Ben de seni gebertirim bilmiş ol. Sus. İstersen anlat. Peki söylemem Semiha. Söz mü kız? Söz Semiha. Ulan para olunca insanın çevresi de genişliyor be. Yaşama şansı artıyor be. Her şeyi anladım da bu paraları niye ortaya çıkardın? İçinden biraz yürütüp kötü günler için saklayacağım. Deli misin? Babam anlar. Anlamaz. Sen benim işime karışma. Vay. Benim paralarımı. Paralı Halil. Ey be gözünü sevdiğimin parası. Yandık Semiha. Al sakla bunları. Sakla bunları Lamya. Lamia. Baba. Benim paralarımla ne yapıyorsun lan? Baba ben.